Baby Reindeer. Son iki aydır herhalde ondan daha fazla konuşulan bir dizi yok. Türkiye'de, dünyada, globalde, İngiltere'de, Amerika'da her yerde sabah akşam konuşuldu. Tam böyle ben de geç mi kaldım? Ayıpı bitiyor mu? Ya dizi erken izleyebilseydim keşke diye kafamdan geçirirken. Hiç de öyle olmadığını gördüm. Çünkü dizideki baş karakter Marta'nın gerçek dünyadaki hali Fiona Harvey'de ortaya çıktı. Onun katıldığı programlar inanılmaz ilgi çekti diğer onun stalkladığı karakterler de ortaya çıkmaya başladı gerçek dünyadaki insanlar işler iyice karıştı. Bir yandan bu işte diziyle ilgili Netflix'e davalar açılacağı söyleniyor bir yandan bu davaların nereye gideceği tartışılıyor. Netflix'in legal tarafındaki temsilcileri işte İngiltere parlamentosunda ifadeler verdiler falan iyice karma karışık bir hale girdi. Neyse şimdi öncelikle şuradan girelim. Diziyi bilmeyenler için Kısa bir giriş yapacağım. Geri kalanında aslında dizi de böyle kare kare sahne sahneye de bölüm bölüm konuşmayacağım. Dizi çok psikolojik bir dizi, çok mental bir dizi. Önceden o yeri de yapmak lazım. Dizi kendisi de yapıyor zaten. Sizi gerçekten psikolojik olarak yer yer zorlayabilir, tadınızı kaçırabilir, canınızı sıkabilir. Hatta başınızdan geçen bazı benzer travmalarınız varsa bunları da tetikleyebilir. O yüzden uyarıyı şimdiden yapayım ben de. Diziden kısaca bahsedersem aslında tek taraflı bir stalking hikayesi gibi görülebilir dışarıdan bakıldığında. Bir karakterin başka bir karaktere sağlıksız bir şekilde kafayı takıp devamlı peşinde koşması, uğraşması, onu darlaması, ona zarar verecek, fiziksel zarar, verecek, cinsel taize kadar varacak, varacak zararlar vermesi temelli bir hikayesi var. Ama şimdi böyle bakınca ki ben de böyle hissediyordum ilk diziye dışarıdan baktığımda. Herhalde çok tek taraflı bir hikaye izleyeceğiz. Bunun gerginliğini yaşayacağız. Biraz herhalde psikolojik gerilim gibi izleyeceğiz diziyi ve bitecek gibi düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. Çünkü dizinin ana karakteri Donnie Dunn. Aslında Richard Gadd ki kendisini yazıp oynuyor burada. Ki ona da değineceğim ileride. Gerçekten bu çok zor. Yani kendini yazıp bu travmaları bir daha yaşayıp yazarken. ki Daha önce bu diziden önce zaten bunu bir tiyatro oyununa çevirmiş kendisi. Netflix'te de orada görüp daha Netflix... ...kontent tarafından insanlar herhalde orada görüp... ...bu işin ekrana taşımayı kendisine teklif etmişler... ...ve bu dizi ortaya çıkmış... ...ve onu stalklayan kişi olarak dizide yer alan... Marta Scott, onda Jessica Gunning oynuyor... ...o da müthiş oynuyor... ...gerçekten iki karakter de... ...birisi kendisini birisi hiç tanımadı aslında... ...dünyada hiç görmediği... ...ama neredeyse ki dışarıdan gözlerin de... ...onayladığı kadarıyla... ...neredeyse birebir bir şekilde... ...meşhur sonradan ortaya da çıkan... ...Fiona Harvey karakterini inanılmaz oynuyor... Jessica Gunning'de. Evet bu tek taraflı bir aslında stalking hikayesi değilmiş. İşin içine girince bunu daha iyi anlıyorsunuz. 30 dakikalık 7 bölümü bitirdiğimde gerçekten kafama bir balyoz yemiş gibi hissettim. Çünkü karakter, ana karakterimiz daha doğrusu Danny Dunn karakteri Richard Gedin canlandırdığı ki kendisini oynadığı tekrar söyleyeyim. Karakterleri ve hatta kendisi de dahil asla böyle koyu renklere sahip bir şekilde yaratmak istememiş. Çünkü kendisini de biliyor. Zaten kendisine yıllarca samimiyetsiz olmuş. Gerçekleri Fazla kafasında onaylayamamış ve yaşamak istediği hayata ulaşmak için travmalarıyla mücadele ederken aslında kendi gerçekliğini kaybetmiş birinin bu kadar gerçeği bu kadar senin bir şekilde ortaya dökebilmesi gerçekten zor. Bunu da dizide kendisini de çok gri bırakarak çok iyi yapıyor. Şimdi bundan sonrasında dizinin kısaca zaten konusu bu. Yani dizide spoiler olabilecek şeyler var evet ama çok etkileyici değil yine bunlar hani bundan sonrasını dizi izlemediyseniz ama daha geniş konuşacağım. Daha mental sağlık üzerinden konuşacağım dizinin karakterlerinin bu mental sağlıkla ilgili sorunları ne yöne götürdüğüyle ilgili kendimce çıkarımlarımı yapacağım. O yüzden spoiler istemiyorsanız, diziyi izlemediyseniz ya dur ben merak ettim şimdi bu girişten diyorsanız gidip diziyi izleyip bundan sonrasına e, öyle devam edin. Evet Richard Gatt, Danny Danidan'la aslında gri bir karakter yaratabilmeyi başardığını söylemiştim. Ki bunu sadece karşısındaki Marta ile bir empati kurarak yapmıyor. Marta bir gün barına geliyor Donidan'ın çalıştığı ki Donidan neden bir barda çalışıyor? Aslında kendisi bir stand-up komedyeni olmak istiyor. Bunun için İskoçya'dan Londra'ya geliyor ama Londra o kadar bu konuda kalabalık bir yer ki ve adeta işte bir vahşi ortam gibi zaten. O yüzden burada istediklerini bulamıyor. En sonunda da para kazanmak için bir barda çalışmaya başlıyor. Fiona da buraya, daha pardon Fiona dedim de, Marta karakteri de buraya bir gün öyle üzgün bir şekilde geliyor. Ve ona üzgün, onu üzgün gördüğü için kendisi de aslında çok mutlu bir dönem geçirmediği için biraz empati yaparak destek olmaya çalışıyor ve işler bundan sonra hiç istediği gibi gitmiyor. Dedim ki bundan sonrasını diziyi böyle Detay detay kare kara konuşmayacağım ama bazı tetikleyicilerden bazı sonuçlara vararak devam edeceğim. Donidan daha ilk saniyeden aslında kendisinin de bize çok da e, müthiş bir karakter olmadığını, bazı sorunları olduğunu, onun da diğer insanlara bakışında birazcık üstencilik olduğunu hissettiriyor. Mesela Marta daha ilk bara oturduğunda ne iş yapıyorsun dediğinde avukatım diyor ve tuhaf bir gülüş atıyor. O da şok oluyor hatta. Bu tam şey profili yani tipine baktı işte biraz daha kilolu işte tipinde öyle bir yırtıcı avukat giyiminde öyle bir kariyerli bir avukat duruşu giyim yok. Öyle bir hali tavrı yok. Ya bu ne demek tabi işte bilmiyoruz yani öyle bir avukat hali tavrı diye bir şey aslında zaten yok da. Ama genel olarak işte bu dizilerden filmlerden ya da kendi dünyanda kurduğun kafa yapısına ya da çevrendeki dar örnek havuzundan çıkardığım bir durum var. Dan da bunun içine sıkıştığını bize burada hemen aslında belli ediyor ona gülerek ve bunun hemen yanlış olduğunu anlıyor. Yine daha sonra Marta'yla bir kafeye gittiğinde Marto'nun stand-up'larından özetleri yani videoları YouTube'da izliyor ve ona diyor ki yani çok kötüsün. Hatta baya sert eleştiriler yapıyor ve o da bir noktada böyle deredip sen eleştirmen misin deyip kızıyor. Ama Marta kadar sesini yükseltmiyor ki aynı sahnede Mart'a daha da hiddetlenip onun hakkında çıkarımlar yapmaya çalışırken onun verdiği bir cevaptan dolayı daha da hiddetlenip bütün kafe onu duyacak şekilde bağırıp çağırarak çok korkutucu Donnie da ne yapacağına karar veremediği tepkiler ortaya koyuyor. İşte dizi de aslında esas burada başlıyor. Yani nasıl burada başlıyor? Bütün 7 bölüm boyunca şimdiden uyarayım zaten izleyenler zaten bir anda da izleyecekler için de yani Donnie Dan karakterine devamlı bakıp niye bunu yapıyorsun neden devam ediyorsun, neden işte Facebook davetini kabul ettin vesaire diye sorgulayabilirsiniz. Tepkiler verebilirsiniz. Evet yani ister istemez bu olacak. Ama işte kendisi de ne yaşadığını ve ne yaptığını, aslında nerede hatalı olduğunu, geçmişte neler yaşadığını bir tek kendisi biliyor. Ve bunu bildiği için Marta'nın o hale nasıl geldiği ile ilgili hemen sert tepkiler ortaya koyamıyor. Evet onunla ilgili çekinceler ortaya çıkıyor, onunla görüşmeni kısıtlamak istiyor, korkmaya başlıyor ama kendisini engelleyemiyor. Çünkü bir yandan da aslında ona yapıldığı gibi belki de o da içten içe biraz bunu Marta'ya yapmak istiyor ki neler yapıldığını dizinin sanırım dördüncü bölümündeki o kırılma bölümünde görüyoruz. Derin karakteri çünkü ortaya çıkıyor ve Marta'nın da başına ne geldiğini merak ediyor bu yüzden. Yani hemen bir yandan empati yapıyor. Ulan benim başıma bunlar geldi ben bu hale geldim. Marta da böyle biri olduysa muhtemelen onun da başına bir şeyler geldi. Ben bunu belki çözebilirim diye düşünüyor gibi hissettirse de bize aslında bir yandan da kendi güç oyununu oynamaya başlıyor. Onun onun yani Marta'nın onu kabullenmesi hoşuna gidiyor. Aslında yer yer onu kullanabildiğini fark ediyor. Nedir bu mesela bir stand buna geliyor Marta. Aslında onu hem izlemeye geliyor. Biraz aslında işini bozmak da istiyor gibi orada böyle arada kalıyorsunuz izlerken. Ama Danidan bundan kendisine bir fırsat çıkarıyor. Onu aşağılamaya başlıyor. Yer yer işte burnlemek dediğimiz stand bazen seyirciye yaptığı işte bir seyirci çekip onun üzerinden şaka yaratmak, biraz ona dalga geçmek e, hakarete varıyor gibi gözükse de aslında bu stand bir parçası gibi konumlandırılıyor. Bunu yapınca herkes ona güldüğünü fark ediyor. Hiç gülünmeyen bir stand-up'ında. Ve oradan bir güç devşirmeye başlıyor kendisine. Yani bu aslında kendi yaşadığı, Daryon'la yaşadığı hikayenin çok da farklı bir versiyonu değil. Başka bir açıdan yaşadığı bir versiyonu. Ve Marta'dan bir türlü kopamıyor. Onu da onaylanmak onu mutlu ediyor çünkü. Ama bu çok sağlıklı, kendi mentaline iyi gelen bir mutluluk değil tabii ki. Ve bir yandan da hayatında bir sevgilisi var, Terry. Burada tabii bunu neden belirtiyorsunuz diye sorgulayabilirsiniz ama dizi izlemeyenler özellikle. Bu detayı belirtmem lazım çünkü bu detay aslında hem Donnie karakterinin hem de Marta karakterinin toplumsal baş, baskı ve gen, kendi toplum içindeki gelişimlerin de ne kadar sağlıksız olduğunu gösterme açısından önemli. Terry bir trans e, kadın ve Danny'nin sevgilisi. Onunla çok güzel vakit geçiriyor. Kendisi de bir psikolog. Belki de onda onunla geçirdiği vakitlerde kendisini tedavi edebileceğini düşünerdik. Bilmiyorum. Bunu çok açık vermiyor ki. Kendisi de bence bunu çözememiş. Ki Richard Gat genel olarak kendi bilinç altında ya da kendi yaşadıklarında çözemediği bazı şeyleri seyirciye de çok çözmüş gibi sunmamış. Bu da çok güzel bir detay bence dizide. Ve Terry ile takılırken bir noktada yani onunla daha iyi gidecekken her şey iyi gidiyorken hatta şunu söylüyor yani kendimin aslında o kadar da progresif olmadığını açık fikirli olmadığını anladım. Açıkçası bunun toplum tarafından nasıl karşılanacağını kestiremediği için panik oluyor. Bir trans kadınla birlikte olmanın aslında onun cinsel yönelimleriyle ilgili kafasında çelişkiler yarattığını düşünüyor. Ve o panikle Terry'i bir tramvayda bir anda inerek yalnız bırakıyor. Ve Terry karakteri aslında dediğim gibi birincisi Dani'nin hem kendi toplum baskısı tarafında böyle bir insanla beraber olmaya çalışırken kendini keşfetmesi, mental sorunlarını keşfetmesini bize anlatıyor. Diğer yandan da Mart'ta da Terry'ye zaten sadece dönün hayatında diye onu da ona da zarar vermeye başlıyor. Ciddi ona ırkçılık yapıyor, üstüne cinsiyetçilik yapıyor, üstüne homofobiklik yapıyor. Bunlar aslında hep karşı tarafa zarar vermenin hele de kendi ortamından, kendi yalnız dünyasından dışarı çıkıp açılan bir insan olarak Terry'nin başına gelmesi çok muhtemel şeyler. Hele de İngiltere'de, hatta Amerika'da da bu çok büyük bir sorun olabiliyor. Bunu da Marta çok ciddi kullanıyor. Tabi burada iki karakterde de işte şöyle bir tepki var aslında ikisinin de teri gibi aslında dışarı açamadığı açtığında başına iş geleceğine inandığı toplum tarafından dışlanacağına inandığı ciddi sorunları var. Ciddi travmaları var ciddi geçmiş yaşanmışlıkları var başka birisi bunu yapabildiğinde ve bunu gördüklerinde aslında ikisi de farklı açılardan tepkiler veriyorlar. Neden bu paralelliği özellikle vurguluyorum? Yani Richard Gadd aslında Danidan karakteriyle Martha Scott'ın farklı tonlarda olsalar da ki baya farklı tonlarda olsalarda çok paralel gittiklerini aslında birbirlerine iyi gelmenin yermek bir yana çok ciddi zarar vererek birbirinin travmalarını tetiklerini, tetiklediklerini bize çok iyi anlatıyor. Ve hatta yine Marta ne yapıyor mesela Daniye? İşte benimle olacaksın, başkasıyla olamazsın. İşte şöyle böyle sevgilerini bulacağım. Eski sevgilerine kadar Facebook'ta bulup onları darlıyor, küfürler ediyor, hakaretler ediyor. Fiziksel temaslara kadar giden, şiddete kadar giden şeyler yapıyor. Peki Dan ne yapıyor? Terry, Terry de Marta tarafından zarar gördükten sonra ve onun işte sosyal medya hesaplarını mailini vesaire bulduktan sonra onu korumak yerine belki de Marta'nın üzerine gidip bu konuyu ciddi bir şekilde legal tarafta çözmeyi zorlamak yerine Teri'ye diyor ki biraz ortadan kayıp mı olsan ya hani sosyal medya hesaplarını kapat gizlen gel evden çıkmayalım bugün oraya gitmeyelim yani yıllarca dışarı çıkmaya çalışmış bir insanı kapatmaya çalışıyor. Bunu böyle bir iyi niyetle bir koruma içgüdüsüyle yapıyor gibi söylemesi de bence Terry'i daha da sinirlendiriyor. Çünkü o da çok doğru bir tepki veriyor ve ben yıllarca zaten kendi dünyamda dışarı çıkmak için uğraştım. Dolab dolabı kırıp kapağını parçalayıp dışarı çıkmak için uğraştım. Sen beni geri kapatmaya çalışıyorsun. Bu çok sağlıksız deyip kendi mentalini korumak için Donnie ayrılıyor. Ve yine burada bir asla mirrorlama var. Bu sefer ters tarafa Donnie bunu yapabilse kendisi de belki kurtulacak. Bazı, bazı şeyleri kendisine itiraf edebilse kendi cinsel yönelimlerini yaşadığı travmalara, cinsel tacizleri belki gerçekten bir psikoloğa açıklayıp tedavi olma sürecine girecek girse belki kendisi de rahatlayacak ya da bunları konuşabileceği birilerini bulabilse kendisi de rahatlayacak ama yapamıyor ve burada da teri doğrusunu yaparak kendi açısından en azından doğrusunu yaparak dandan ayrılıyor. İşte mental sağlığınızın fark etmeden etkilenmeye başlaması böyle tam bir Venom gibi. Yani Spider-Man'in Venom'u gibi. Böyle bir parçası kopuyor karşı taraftan. Oradaki başka bir mental sağlık sonra bir parça kopuyor. Sizin olmak istediğiniz yolda siz önce istemediğiniz bir kişiye dönüştürüyor. Sonra geçmişte farklı yaşadığınız travmaları ortaya çıkartıyor. Ve bunları kafanızda böyle tekrar yaşamanızı ve daha yüksek bir şekilde onları yüksek çalarak kafanızda yaşamanıza neden oluyor. Ve sizi tamamen sarıp o istemediğiniz aslında gittiğiniz yolda başarılı olurken bazı noktalarda ama istemediğiniz kişiye dönüşmenizin de kaçınılmaz olduğu o insana dönüştürüyor. Çok tehlikeli. Yani bunu bazen belki kendi arkadaşlarınızda da görüyorsunuzdur. Bazen kendinizde de hissediyorsunuzdur ya da tanımlayamıyorsunuzdur. İşte bu dizi bu açılardan gerçekten iyi. Bazen çevrenizde bu tip insanları fark edemeyebiliyorsunuz. Bazen kendinizde olan şeyleri fark edemeyebiliyorsunuz. Dizi bunları birazcık birazcık sizi dürterek Belki de geçmiş travmalarınızın altını açıyor olsa da belki de doğru yola, doğru çözüme gitmenizi sağlayacak şekilde ilerliyor. Doni, Marta ve Terry arasındaki ilişkinin yani tam bir üçlü ilişki değil ama Terry'nin de dışarıdan etkilendiği bir ilişki diyelim. Etkilendiği tarafta esas olarak bir toplum baskısının da olduğunu, karakterin hem özel hayatından hem de ilişkilerinde olduğunu biraz konuştuk. Yani bu toplum baskısı artık birazcık, daha doğrusu toplum baskısı tanımı tabii anlamını yitirdi. Çünkü artık her yerde şunu görüyorsunuz. Bireysel güçlü olacaksın. Diğerlerini ezeceksin. Senden başka iyisi yok. En akıllı sensin. En güçlü sensin. Yapabilirsin. Kendi sağlığını korumak için başkana zarar da verebilirsin. Bunlardan çekinme falan gibi böyle siyasi, bazen politik, bazen sosyal medyanın ya da internetteki bazı böyle kişisel gelişim safsatıcılarının yarattığı dünyalar insanları üzerinde çarpık bakış açıları, hayat görüşleri, insan ilişkileri yaratabiliyor. E bu tehlikeli ve burada toplum baskısı anlamını zaten iyice yitiriyor. Dizide de bunu görüyoruz. Yani hem Donnie'nin işte bardaki patronu, oradaki arkadaşları, oraya gelen müşteriler devamlı onları Marta'ya da zorluyor, Terry'yi de zorluyor. Dan'ı zaten çok fazla zorluyor Donnie Dan'ı. Onların suyuna gitmek için bazen onların beklediği istediği tepkileri verdiği için başına işler geliyor, mutsuz oluyor. Bazen onlar işte martaya böyle hiç Donnie'nin aklından geçmeyen bir cinsel e, mail atınca, cinsel çek mail atınca başına başka işler açıyor. Yani devamlı aslında kendinizi zor durumda bırakmamak, dışlanmamak, belki de fazla sorgulanmamak için toplumun o dandik isteklerini, taleplerini karşılamak zorunda hissediyorsunuz ve burada ekstra bir baskı yaratıyor. Ama dediğim gibi bunun artık içi boşaldı, altı da boşaldı tatsız bir yere gidiyor. Bir safsata gibi yürüyor. Artık böyle bir şey dediğinizde abi işte bak toplum baskısı da burada önemli. Ha tabii tabii abi toplum baskısı aynen. Zaten her şey toplum baskısı gibi yine sizi baskılayacak bir hale getiriyor ve kaçamıyorsunuz. Ya yani kaçamadıkça işte orada böyle kalıyorsunuz. Bazen işte burada Marta nasıl çok güzel bir cümlesi var. E, dizinin daha ilk bölümünde bazıları gerçekten bavulunu toplayıp kaçar. Bazıları da aynı yerde durarak Kaçar, hiçbir yere gitmez diye bir cümle kuruyor daha dizinin ilk bölümünde. Aslında Danidan da olduğu yerde o devamlı çıkamadığı alanda kaçmaya çalışıyor. Bazen yapabiliyor, yaptığında da kendisi için daha kötü oluyor aslında, daha kötü sonuçlar doğuruyor. Ve devamlı şunu görüyoruz aslında, yani kendi karakterinin de yani onu hatalara sürükleyen kırılımlarını çekinmeden gösteriyor. Hem kendi hatalarını, hem bunları yaratan tetikleyicileri yani sadece onlara sığınmıyor bu arada. Ya yani burada işte mesela birazcık derin konusuna girebiliriz. Yani tabi bu dizi artık yavaş yavaş az erkeklik, erkeklerin erkekler tarafından taciz uğraması vesaire gibi konulara da girmeye başlıyor. Ve burada da hayatımıza derin karakteri giriyor. Yani Donnie işte kendisini bir mağdur. Tek başına böyle herkes suçlu ama ben işte mazlumum. Her şey bu yüzden oldu demeye çalışması bile çok güçlü bir duruş. Ya başına gelenleri evet yani o bölümün detayına girmeyeceğim. ...izleyince göreceksiniz gerçekten kendisi uyuşturularak, alkol verilerek, farklı uyarıcılarla vesaire çok ciddi bir cinsel tacize, tecavüze uğruyor. Çok zor bir bölüm. Böyle zor bir bölüm teknik olarak da fazla grafikleştirilmeden bence çok iyi anlatılmış. Ama bunu da gel cidden anlatılması lazım. Yani böyle bir dizide bunlar hiç göstermeseydi dizinin etkisi ciddi düşebilirdi en azından hani yine böyle demin bahsettiğim tabii abi taciz abi herkes de taciz zaten toplum baskısı abi diyen e, seyirciyi bu kadar tetikleyemeyebilirdi. Onlar için iyi olmuş. Ya yani belki biz görmesek de ikna olabilirdik belki ama dizinin anlatısını kesinlikle kuvvetlendirmiş. Deryan da aslında İngiltere'de önemli diziler yazan, yüzü bilinen biri değil ama e, sektörde bilinen güçlü bir yazarmış. Kendisiyle ilgili videonun sonunda bahsedeceğim. Zaten farklı podcastlerde yine sektöre yakın insanlardan sosyal medyada vesaire bahsedilmiş. Tabi buradaki ismi farklı bir isim. Tipi tamamen farklı. Ama gerçekten böyle biri var ve çoğu kişi tanıyor yaptıklarını da biliyor. Biliniyor pardon yaptıkları biliniyor deniyor. Ve i̇şte bu çok kötü. Yani Me Too hareketinde tabii ana odak kesinlikle kadınlardı ama işte erkeğin erkeğe tacizi tarafında işte Kevin Spacey'den tutun da daha bir sürü ünlünün neler yaptığı, neler yaşattığı hep konuşulan, hep bilinen şeylermiş. Ama erkekler yine kadınlar kadar burada bu, bu süreçte daha Me Too sürecinde güçlü ortaya çıkamadılar. Bu hikayeler ortaya çıktıkça bilmiyorum yeni insanlar ortaya çıkar mı, başkaları ortaya çıkıp bunları anlatırlar mı? Emin değilim çünkü legal olarak da zor. Yani kanıtlayabil kanıtlayamazsanız ve bununla ilgili görgü tanıklarınız ya da başka insanların ifadeleri olmazsa zaten iş bir anda size dönebiliyor. Zaten zor giden bir kariyeriniz varsa daha sizin için daha da zor bir hale getirebiliyor. Çünkü gerçekten bu insanlar maalesef sanıldığından daha kuvvetliler. O görünmeyen arka planlarda sektör bağlantılarıyla vesaire çok daha kuvvetliler ve size verdikleri zarardan daha fazla zarar verebiliyorlar. İşin en acı tarafı da bu zaten. Ve Derin konusu, Derin onunla ilişkisi, onu aslında ünlü edeceğim seni gel ilişkisi ki bu Türkiye'de aslında çok bilinen bir konudur. Yani 60'lar 70'ler Türk filmlerine bakarsanız hep böyle bir işte İstanbul'a geldim, ünlü olacağım, şarkıcı olacağım, sinema yıldızı olacağım hikayelerinde hep böyle bir taciz. Maalesef ki böyle bir baskı, işte başka konular yani aklınıza ayağınıza gelmeyecek şeyler belki de bazen. Ki bunlarla ilgili çok sektör dedikodusu da dolaşır. Hepsi yaşandı, yaşanıyor. Dünyanın her yerinde yaşandı maalesef. Yaşanmaya devam ediyor. Diğerin ki tam öyle bir hikaye. Yani Dan'ın önce stand-up'ını daha iyi hale getireceğim diye onu cidden getiriyor da bu arada. Daha çok güldürüyor insanları onu daha iyi bir yazar yapmak için ciddi ciddi onunla oturup çalışıyor vesaire. Burada asıl amacı zaten o güç oyununu oynayarak dan üzerinde bir nasıl diyeyim, bir etki alanı oluşturup bak benle olmazsan bu saatten sonra benle takılmazsan artık hiçbir şey olamayacaksın algısını oluşturup onu kaçamayacağı bir noktaya getirmek. Ya yani onun yok güldürebiliyormuş insanları, çok iyi yazabiliyormuş, işinde çok iyi olacakmış, bizim işi de yükseltir falan hiç böyle bir şey yok kafasında. Zaten Richard Gadd de bunu muhtemelen gerçek hayatta da artık o son kırılmayı yaşadığı noktada yaşamış ve diziye de böyle yansıtmış. Ve yaşadıklarından sonra yani bu tabii toplum tarafındaki konumlanmasında işte erkek olmasından dolayı işte ben az erkek miyim, biseksüel miyim, gay miyim, heteroseksüel miyim karmaşasının arkasında kendi progres kendi progresif zannederken yani kendi ağzından hiç de öyle olmadığını anlaması sonra buna sinirlenmesi belki de onu daha da böyle bir karmaşık hale sokuyor kafa yapısında ve ailesiyle konuşmaya gidiyor özellikle Artık o patladığı, meltdown yaşadığı noktadan sonra bir stand Bu da tabii birisi görüntü alıp YouTube'a yine videosunu koyuyor, herkese yayılıyor. O da diyor ki ben bu videoyu görmeden önce ailemle ben konuşacağım çünkü Marta da onlara ulaşabilir diye korkuyor. Video açılıyor ve burada bir sürprize daha karşılaşıyor. Babasının da aslında Katolik kilisesinde büyüdüğü için onun da belli ki geçmişte travmaları olmuş. Bunu açtığında şok oluyor kendisi de. Yani babası hiç hissettirmemiş, hiç fark ettirmemiş. Ve bu konuda aslında yalnız olmadığını çok daha acı bir yerden öğreniyor. Yani babasının da bunu yaşadığını öğrenerek. Yani toplum içinde kendimizi çok yalnız hissettiğimiz konularda aslında hiç yalnız değiliz. Dizinin ve Richard yakaladığı en güzel noktalardan biri de bu yine dizide. Ama bu yalnızlığımızı da işte diğerleri de açılarak, yalnız olmadığımızı hissettirerek bir destek de olamıyor. Çünkü onlar da korkuyor, onlar da baskılanmış. Onlar da bu hayat içerisinde bir, yer, bir yere gelip artık para kazanmak belki ünlü olmak, belki işinde çok iyi olmak istiyor. İyi ilişkiler kurmak istiyor. Ama bu travmalarını aslında atamadıkları için bunlar olmuyor. Saklayarak değil de atarak bunu çözmenin de sağlıklı olduğunu dizi burada harbiden çok iyi yakalıyor. Ve cidden babasının açıldığı sahne de bu arada çok üzücüydü. Yani 7 bölüm boyunca herhalde beni en çok duygulandıran kısım da orası oldu. Biraz e, Olaf Strangers'ı anımsattı bana orada. Yakın dönemde izlediğimiz yine iyi filmlerden biriydi Olaf Strangers. Orada da baş karakterimiz ailesini kaybediyor gençken. Ki o filmde zaten canlı yayınlarda konuştuk. Belki ileride ona da bir video yapabilirim. Yani Olaf Hastanjus'a da baş karakterimiz ailesini kaybediyor. Kendisi bir gay ve onlara hiç açılamamış. Ve aslında hem ailesini kaybettiği için üzülüyor ama bir yandan da ya onlara açılsaydım nasıl olurdu? Ne konuşurduk? Beni hala severler miydi, sevmezler miydi? Sorularında cevaplarını bulamadığı için ekstra bir mutsuzluk hissediyor kendi zihin sağını iyice yitirmeye başlıyor. Burada da aslında işte hiç açılmayan bir konu olduğu için Donida'nın babası tarafındandı ki babası böyle çok öfkeli, sert, biraz böyle her şeye atarlanan bir adam. Belli ki onun da işte bu travmalardan dolayı bir tetiklendiği durum var. Halbuki belki de oğluyla bunları konuşabilseydi ya da ailesiyle bunları tartışabilseydi. O da daha sağlıklı bir yere gidebilecekti ve bu zincirleme yapı oluşmayacaktı. Belki de Dan da ondan gelecek tecrübelerle mental olarak daha yüksek bir seviyeye gelecekti. Algıları daha açık olacaktı. Belki de hayatı kavrayışı daha farklı olup Daryon'la ilişkisini ona göre konumlandırabilecek. Belki de ondan hiç korkmayacaktı. Ama işte burada suçlu ailesi, babası vesaire gerçekten yine konu toplum tarafına geliyor. Bir de dizinin adalet ve polis tarafı var. Burası baya karışık. Dizi izleyince daha iyi anlayacaksınız. Ne adalet burada Net tepkiler koyabiliyor ne polis net tepkiler koyabiliyor her şey böyle bir arada derede ortada atılmış on binlerce mail ses kayıtları taciz mesajları vesaire her şey var bir yandan tabi adaletin işleyememesi polisin doğru hamleleri yapamamasının nedeni de Dan'ın aldığı kendi kararlar İşte kendi başına Marta'dan kurtulma çabası onu tehdit etmesi. Aslında kendisinin mental seviyesinin ona yakın olduğunu anladığı süreçte yaptığı hatalar işi daha da zora sokuyor ve işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Demek ki tahsis konusunda da bahsettim ya yani burada elinizde ya, tacizin kanıtı mı, kanıtı mı olur zaten herkes içinde yapmıyorlar bunları. Ama burada işte adalet maalesef yasalar hala çok dengesiz. Doğruyu bulmak zor. Doğruyu bulmaya çalışırken de insanlar daha fazla zarar görebiliyorlar. Bunda yine İngiliz adaleti içerisinde sıkıntılar olduğunu dizi bize gayet iyi anlatıyor. Ha bir yandan da Türkiye'de de böyle durumlar o kadar alışırız ki yani İngiltere'de bunları olduğunu görünce herhalde zaten Türk izleyici olarak çok da şaşırmamışızdır. Şimdi kendi açımdan peki dizi nasıl gözüküyor? Ben de bir sosyal medya içerik üreticisiyim aslında. Yani YouTube'da videolar yapıyorum, işte sinema konuşuyoruz, dizi konuşuyoruz, günlük hayattan vloglar yapıyorum, spor konuşuyorum, NBA üzerinde çok zaten yayınlarım var. Yani aslında hem bunları yaparken öğrenmeye devam ediyorum. Hani bir yandan o gelişim süreci devam ediyor. Hem de bu gelişim süreci devam ettikçe de daha ciddi alıyorum işi, daha dikkatli, daha kendi tecrübelerimi geliştirerek bu alanlarda konuşmaya, içerik üretmeye devam ediyorum. Ve bu alanlarda da aslında ünlü olmak kolay değil. Yani burada ünlü olma çabası, kabul görme çabası, dikkat çekmek, övgü almak bunlar zor şeyler. Çünkü karşı taraf izleyici tarafı ya da sizle birlikte yayın yapanlar. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Yani tüm global dünya için konuşuyorum. Devamlı sizden de bir şeyler koparmaya çalışıyor. Bir yandan da burada eğer bir şekilde ekstradan var olmaya, ciddi destek görmeye ve sayılarınız büyümeye başlarsa da burada farklı yola sapabiliyorsunuz. Ya yani bunları almak için daha doğrusu. İşte sizin bekle sizden beklenmeyen şeyleri yapabiliyorsunuz. O anda talep gören ama sizi mutlu etmeyen şeyleri yapabiliyorsunuz. Ve bu da evet iyi gözükse de sayısal olarak iyi gözükse de ticari olarak iyi gözükse de mutluluk ve akıl sağlığı tarafında sizi hiç iyi bir yere götürmüyor. Çünkü aslında yani çok büyük olmayan bir alanda çok yoğun bir kalabalığın içindesiniz. Sizin gibi burada içerik üreten insan sayısı çok. Ünlü olma çabası da sırf buraya gelen var. Derdi olan var. Derdi olmayan var. Aa burada para varmış diye gelen var. Var da var. Tonlarca sayabilirsiniz. Böyle bir kalabalığın içerisinde fark edilmeye çalışılmak. Karşı tarafın da farkındalığı eğer yüksekse işte burada Darien karakteri gibi sizi iyice aciz bir duruma sokuyor. İyice kırılgan bir duruma sokuyor. Sizi iyice çıplak bırakıyor. Ve karşı taraf sizi bazen parasıyla, bazen konumuyla, bazen sizin gelmek istediğiniz alandaki çevresiyle vesaire çok ciddi avucun içine alabiliyor. Bununla ilgili hikayeler duydum, yaşayanları dinledim, bazen bunlardan kurtulanları gördük, globalde olanları gördük, intihara kadar sürüklenenler oldu vesaire vesaire. Çok tehlikeli bir alan. Hele de bilgisizseniz, tecrübesizseniz ve artık umutsuzca bir yere gitmek için geç kaldığınızı düşünüyorsanız, bir seviyeye gelmek için daha doğrusu bu kafese girmeniz daha kolay oluyor. Özgüveniniz de bu alanda hızlıca yerde biri olduğu için oradan çıkamıyorsunuz. Bir bağımlılık gibi oluyor yani. Zaten değer yaşadıkları o ilişkiye de işte dağımlı, uyuşturucu temalı bir ilişki olduğu için orada. Yani uyuşturulmaya bağlı bir ilişki, ilişki olduğu için daha doğrusu. Siz de buna bağımlılık oluşturuyorsunuz ve bundan beslenmeye başlıyorsunuz. Orada kendinizi sadece güçlü hissediyorsunuz. İşte aslında Dan'la Mart arasındaki ilişki de böyle. O kafesin içinde ikisi de aslında birbirinden beslenmeye baş başlıyor ve çok sağlıksız bir durum ortaya çıkıyor. Aslında benim de en çok korktuğum konu bu. Yani bu kafesin içine bir şekilde hapsolmak ama bir şekilde burada bu sorunu yaşamadım. Yani çevremde sıkıntılarımı paylaşabileceğim iyi insanlar var, iyi bir eşim var, onunla bunları daha mı konuşabiliyoruz, akıl sağlığımı koruyabilecek konuları e, sert bir şekilde dışarı dökebiliyorum. Yani içimde bir yerlerde bana zarar vermesine engel olabildiğimi hissediyorum. Ama beceremediğim noktada belki bir gün gelecek. Belki de beceremediğim noktalar geldi ben fark etmiyorum. Bunu da bir noktada fark edeceğim. Bilemiyorum yani şu anda. Ama işte zaten bunun yarattığı korku da bazen ters tepebiliyor. Nedir? Yani şöyle bir şey aslında. Yani aileniz mesela çok sigara içiyordur. Bazısı buna tutulur kendisi sigara içmeye başlar. Kimisi de benim gibi nefret eder sigaradan. Hayatta böyle yani elime sürmekten bile tiksindiğim bir hale gelmiştir hayatım boyunca. Çünkü bizim ailede de çok içirdi, hala da çok içiliyor. Hiçbir zaman hani ilgi duymayı bırakın, tiksiniyorum yani o, o, o derece. Tabi bu %100 doğru bir tanım değil ama işte yani sırf kabul edilmek için toplumdan aslında tersinden de bakarsak olumsuz tepki almamak için o anda sizden istenenlerin sizin vermek istediklerinden farklı olmasını algılayıp hareket etmeniz çok önemli. Çünkü yani arkanızda biraz bile pişmanlık kalsa... Birazcık o söylediklerinize çelişecek ya da kendi yaptıklarınıza çelişecek, kendi mutluluğunuza çelişecek şeyler yapsanız ve bu sayede onaylansanız çok kötü sizin için yani, yani oradan dönüşü yok. Orada patinaj çekmeye başlıyorsunuz. Ve bu sizi aslında şuraya sürüklüyor. Daha en başta yani ilk bölümdeydi yine galiba. Marton'un ilk stand-up'ına geldikten sonra insanların hani benim hakkımda kötü düşünür, iyi ya da kötü düşünür beni düşünüp düşünmediklerini merak ediyorum. Bu yüzden stres oluyorum gibi bir cümle kuruyordu. Evet işte bu daha tuhaf. Yani insanların sizin hakkında ne düşündüğünüzü de artık bir noktada bir kenara bırakıp acaba şu anda benim yaptıklarım ne kadar etki ediyor? Beni ne kadar düşünüyorlar? Günlük hayatlara ne kadar varım? Halbuki böyle bir şey yok. Yani zaten onlar sizi düşünsün diye yapmıyorsunuz bu iş. Aslında siz de bu tüketim dünyasının bir parçası oluyorsunuz. Evet siz bunları paylaşarak belki evet birkaç kişinin gerçekten çok az insanın hayatına cidden dokunuyor olabilirsiniz. Ama çoğunlukla bir tüketim ürünüsünüz. Yapacaksınız. Sadece bunu kendi istediğiniz gibi yapın. Arkanızda pişmanlık bırakmayacak şekilde yapın. Devam edin. Sonuçta birileri sizi izleyip yoluna devam edecek. İşte Dan'ın da belki de bütün bu macerası içerisinde anladığı şey buydu. Ben üreteyim artık gittiği yere kadar ürettikten sonra bir noktada ya sevilecek ya sevilmeyecek. Zaten benim için de böyle. Başkaları için de böyle. Bir noktaya kadar bu işi yapacağız. Belki sevilecek, belki sevilmeyecek. Zaten Richard Gedin de herhalde şu anda geleceği nokta hayal ettiğini düşünmüyorum. Ben bir gün bu başıma gelenleri anlatacağım. Hem de başıma gelenler zaten benim hayatımı şekillendirme çabamı içerecek. Üstüne de bir gün bunu gelecek. Ben bunu tiyatro oyununda belki 3-5 kişiye oynarken Netflix alacak ve ben dünya çapında ünlü olacağım. Hiç bunu hayal ettiğini düşünmüyorum. <laughs> Ama tabii ki işte artık bunlar olabiliyor. Hele de streaming platformları bu kadar güçlenmişken her şey olabiliyor. Evet, dediğim gibi bu diziyi eğer mental sağlığınızın yer yer etkilenmesini göze alıyorsanız kesinlikle izleyin. Bir deneyim olarak da iyi, Gerçek bir hikaye olduğu için bir deneyim olarak da iyi bir dizi. Yapısı olarak da çok iyi bir dizi. Yani senaryo tekniği de, kurgusu da, 30 dakikalık süresi de. 7 dakikalık bölüm sayısı da her şeyle tıkır tıkır akan oyunculuğun bence çok üst düzey oldu. Çok kaliteli bir iş. Ama günün sonunda bu dizi işte bence insanlar hep böyle şeyler ya bizim başımıza gelmez ben böyle biri değil ben iyiyim abi diyebildiğimiz noktalarda başımıza aslında neler gelebileceğinin bazen çevremizdeki insanları yargılarken sorgularken onlarla empati yapmamız neden önemli? Neden gerekli? Bunları bize birazcık algılatan, gösteren de bir iş. Bu açıdan da Kıymetli bir iş. Diğer yandan da işte çevre konusu. Yani çevrenizde hepimizin çok arkadaşı var. Hepimizin geçmişten gelen arkadaşlıkları var. Bazıları iyi gidiyor, bazıları kötü gidiyor. Bazıları, bazıları yıllarca görüşmüyoruz. Sonra bir anda görüşüp yine muhabbet edebiliyoruz. Ailelerimiz var, sevgilerimiz var, eşlerimiz var. Hepsiyle bir mutaer ilişkimiz var. Ve bu ilişkiler aslında her zaman bizim istediğimiz gibi gidemez. Yani mesela burada bizim istediğimiz gibi gitsin dersek... Aslında Dan karakteri gibi biz de bir sağlıksız bir yapı oluşturmaya başlıyoruz. Ve mental olarak aslında kötü gelmeye biz de başlayabiliriz insanlara. Hatta tersini düşünürsek de etrafınızda böyle insanlar da olabilir. Vardır yani devamlı kendinden bahseden, hiç durmadan dertlerini anlatan. Tabii ki size anlatacak derdini ama buradaki ana sıkıntı sizi asla dinlemeden ve siz kendinizi anlattığında dinlemek, anlamak ya da bir şekilde destek olmak yerine yargılayan, sizi zorlayan. Hiçbir şekilde kendisine hizmet etmiyorsa sizin düşünceleriniz, o anki duygu durumunuz kendisine bir bir şekilde hizmet etmiyorsa e, size asla yaklaşmayan insanlar da vardır. Bunları da fark etmiyor olabilirsiniz. Çünkü bunlara bağlı olmak, bağımlı olmak size bir şekilde fayda sağlıyormuş gibi gelebilir. Ya şimdi ben bu adam evet böyle biri ama seviyorum ya onunla şu muhabbette iyi oluyor. Bana şu konularda yardımcı oluyor. Bir gün bana burada kapı açabilir hem e, hem çıkar olarak hem de duygusal anlamda böyle beklentileriniz olabilir. Bu beklentiler tamamen illüzyon. Ya yani bu beklentiniz hiçbir zaman olmayacak. Bu dizi de bunu <laughs> müthiş yakalamış ve bunu bence çok da net hissettiriyor o yüzden belki dizi bittiğinde siz de bunları bir şekilde sorgulamaya başlayacaksınız. Videoyu bitirirken son bir şey daha değineceğim. Basına yansıyanlar ve tartışmalar çok fazla. Yani dizi gerçek olaylardan ortaya çıkmış bir dizi dışarıda kendi gerçekliğini yaratmaya başladı. Bu açıdan da tehlikeli mi değil mi bilmiyorum henüz karar veremedim ama sağlıksız çok fazla durum oluşmuş. Mesela bunlardan ilki Darren karakteri kim diye herkes çok gerçek hayatta kim diye çok araştırmış. Ve dizinin aslında geleninde Marta dışında diğer bütün karakterlerin tipleri özellikle hani isimleri zaten değiştirmiş ama tipleri... Duruşları vesaire de özellikle değiştirilmeye çalışılmış ki gerçek hayatta bulunamasınlar. Ve Darian'a oynayan oyuncuya Tom Goodman Hill çok benzeyen bir İngiltere'de bir yazarı bulmuş insanlar. Bilinen de bir yazarmış bu. Ve onu darlamaya başlamışlar. Sen tacizcisin, sen bu çocuğa ne yaptın, işte biz o seni işte öldüreceğiz, bıçaklayacağız falan. Ve olay çok kötü bir yere gitmiş. Adam açıklama yapmak zorunda kalmış. Richard Gadd açıklama yapmak zorunda kalmış. Ve doğru demiş yani. yani dizimizin amacı bu değil. Ne yapıyorsunuz yani? Dizimizin amacı zaten bunu yapmamanız. Yani dizinin kendi stalkerlarını yarattı. Bu çok tehlikeli. Sonunda karakteri de ilgisi olmayan ama sadece Derryna benzediği için onu oynayan aktöre benzediği için hatta bir yazarı inanılmaz stalkladılar, inanılmaz bul dediler. Ama sonunda galiba bırakmışlar. Orada bir zaten bir olay patladı. Sonra Fiona Harvey karakteri ortaya çıktı. Martha'nın gerçek dünyadaki hali. Ve o da Piers Morgan'a çıktı Piers Morgan belki şuradan hatırlayabilirsiniz bu yani İsrail Filistin Savaşı'nın ilk başladığı günlerde oradaki soykırımın ilk başladığı günlerde Bassem Yusuf bir komedyen kendisi Piers Morgan'a çıkıp bayağı da sarkastik bir şekilde kendisine ciddi ayar vermişti. Piers Morgan biraz şey bir adam hani ben müthiş izleyen biri değilim ama ben de orada tanımıştım. O e, röportajında o videosunda çok böyle karşısındakinin devamlı açığını arayıp oradan böyle girip bir yerden e, drama arayan o dramayla TV'de reytingleri zıplatmaya çalışan bir e, insan kendisi o da tabii ki kaçırır mı? hemen Fiona Harvey'yi almış e, o da uzun uzun anlatmış yani video şimdi ben detaylı konuşmayacağım ama açıp bakabilirsiniz birçok şey reddediyor işte mail attım ama 40 bin tane atmadım sesli mesaj attım ama 3-5 tane attım öyle 300 tane atmadım. ...ne bileyim işte mektup yazdım ama bir tane yazdım... ...öyle onlarca yüzlerce yazmadım... ...hep böyle bir e, yani... ...çok ikna edemiyor sizi... ...Pierce Morgan ama burada yine de beni rahatsız etti... ...kadın da böyle devamlı itiraf ettirmeye... ...çalışan bir hali vardı... ...ama izlemesi gerçekten çok ilginç bir video... ...ve yer yer şeyi görmek çok şaşırttı beni... ...zaten etkileyici yanı o... karakterini oynayan Jessica Gunning... ...o kadar iyi oynamış ki aynı kadın... ...ve şey oluyorsun be oğlum bu kadın... ...cidden aynı kadınsa budur yani... Ve bunları yapmış olma ihtimali çok yüksek ama bu ön yargıya düşmek istemiyorsun. Ben de istemiyorum. Bence seyirci de istemiyordur. Ama maalesef bunu hissettiriyor. Üstüne de daha önce 90'larda başka bir kadını iş yerinde çalıştığı bir hanımefendi çok fena darlamış. Laura Vray. Kendisinin eşi de o dönem sanırım bir İskoç milletvekiliymiş. Gerçekten avukatlık mezunu Fiona Harvey. Ve burada bir trainee, yani bir staj yapması lazım. Ya yani bu stajı yapıp stajı yaptıktan sonra avukat olarak çalışabiliyor musunuz İskoçya'da? Laura Rain şirketine giriyor. Daha önce başka şirketlerde sadece birkaç gün çalışıp dayanabilmiş ve kovulmuş. Laura Ray'de bunu görünce biraz da ona üzülüp bu işi veriyor. Ve iki hafta içerisinde ortalığı fena karıştırıyor. Şirketi kötülüyor, içeridekilere kötü davranıyor, kitaplar fırlatıyor. Şirketin içindeki erkekleri evlerine kadar takip ediyor. Müşteriler aradığında müşterilere diyor ki bu avukatlık şirketiyle çalışmayın. Karşıda daha iyisi var ona gidin falan deyip onları kötülüyor. Maaş zamanı gelmeden içeriden para istiyor alamayınca tekrar tepkiler veriyor falan. Kadın şok oluyor bir şekilde ve kovuyorlar. Ya yani iki hafta sonunda dayanamayıp kovuyorlar ve işler daha da kötü hale geliyor. Engelli bir çocukları var. O dönem sanırım 3 yaşındaymış. Onunla ilgili aile koruma kurumlarına, çocuk koruma kurumlarına fake ihbarlarda bulunuyor. Bu çocuğa, bu çocuğu taciz ediyorlar, ona kötü davranıyorlar diye aileyi zor duruma sürüklüyor. Yapıyor da yapıyor. Aradan yıllar geçiyor. Laura Ray bir üniversitede, ikinci bir üniversitede sanırım bir eğitim almaya başlıyor. Gidiyor orada bulup bu haraslamalara devam ediyor. Zor kurtulmuş kadın ve o da Pierce Morgan'a çıktı. Ona karşı mesela daha sakin tabii. Şimdi Fiona Harvey gibi onu da çıkaramaya çalışmayıp daha dinleyici konumunda. Ama onu da ara ara böyle travmanı yaratacak şekilde maalesef sorguluyor. Evet yani Pierce Morgan'ı sevmesek de yaptığı videolar diziyi daha da ilginç bir hale getirdi. Yaptığı yayınlar daha doğrusu. Ve daha fazlası da çıkacak gibi buradan. Yani başka insanların da Fiona Harvey tarafından zorlandığına bullendiğine, takip edildiğine dahil bazı yorumlar çıkmaya, o insanlar ortaya çıkmaya başladılar. Bu iş büyüyecek gibi. Dediğim gibi Amerika, pardon İngiltere'de yine parlamentoda Netflix'in legal tarafından direktör seviyesinde insanlar ifadeye çağrılmış. Buradaki karakterler birebir gerçek mi diye. Onlar da hayır. Yani tabii ki yani hikaye gerçek ama karakterleri biz tanınmayacak şekilde değiştirdik demiş. Ama belli ki Marta karakteri değişmemiş. O aynı yani. Baya aynı hatta. Ama zaten onu da değiştirseler belki de aynı etki yaratmayacaktır Richard Gedde. Belki de bu riski şuradan aldı. Ben de kendime olabildiğince açıyorum. Yani onu da açmaktan çekinmiyorum gibi bir seviyeye getirmiş olabilir. Fiona Harvey de diyor ki ben bu projeye dava açacağım hatta 150-170 milyon e, dolarlık falan bir dava açmaktan bahsediyor. İşler büyüyecek gibi daha da detaylar çıkarsa zaten yine konuşuruz. Ve ayrıca videonun içinde bahsettim zaten. Ya daha kritik konu bence. Yani sektördeki insanların başına başka bir şey gelmemesi için bu dizinin gerçek dünyadaki konumunda Darren karakterini oynayan kişinin kim olduğu belki de işte Richard Osman isimli bir podcaster bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yani bu kişi çok bilinen bir kişi. Herkes ne yaptığını da biliyor ve sektörde hala aktif diye. Burası bu patlarsa burası fena karışır. Karşı taraf da kesinlikle bunu kabullenmeyecektir. Zaten genelde böyle oluyor. E belki de en çok merak ettiğim kısım da o. Dizinin gerçek dünya tarafında. Baby Reindeer bu kadar. Yani diziyle ilgili dediğim gibi daha fazla spekülasyon çıkacak, tartışmalar çıkacak belli. Mental sağlığınıza güveniyorsanız, sizi zorlayacak dizilerden korkmuyorsanız, ya bu ne ki basit bir hikaye abi çok izledik böyle hikayeleri biz Türkiye'de yaşıyoruz deyip ben etkilemez diyorsanız bence direkt izleyin. Şu an Netflix'te 30'ar bölümlük 30'ar dakikalık 7 bölüm halinde kendisini bulabilirsiniz. Bir sonraki film, dizi, vlog, NBA vesaire artık ne olursa videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.